Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Dünya Emekçi Kadınlar Günüydü. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına emekçi kadınların gününü kutluyor, hepsine saygılar sunuyorum. Dün Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP grubunun muhalefetin içinde olmadığı bir komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü. Biz buradan soruyoruz. Böyle bir komisyonda bu komisyonun kurulmasında beş parti imza attığı halde neden muhalefet grubu yoktu? Cevaben kadına şiddetle ilgili komisyon kurulduktan bir hafta sonra oy birliğiyle kabul edilen kadın haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de bir erkeğin bu sözleşmeyi yürütmeden kaldırmasıyla son bulmuştur. Kim bu kişi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu sözleşme İstanbul'da imzalandı. Bu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP'nin de içinde bulunduğu tüm siyasi partiler tarafından kabul edildi. Bu sözleşme bir tek kişi tarafından hiç kimseye sorulmadan yürürlükten kaldırıldı. Nedeni? Nedeni bu ucube sistem. Nedeni erkek egemenliğinin temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına bakış açısı. Siyasette işte iki yüzlülük budur. Dün bu raporu konuşurken Türkiye'de sokaklarda sivil toplum örgütlerine mensup kadınlar haklarını aramak için sokakta eylem yapıyorlardı. Kimseyi rahatsız etmediler. Sadece kendi taleplerini dile getirmeye çalıştılar. Peki AKP'nin ikiyüzlü politikası genel kurulda kadın haklarını görüşürken sokaktaki kadınlara ne yapıyordu? Tetikçi Süleyman Soylu'nun emriyle kadınlara gaz sıkılıyor, polisler tarafından jopla vuruluyordu. İşte AKP'nin ikiyüzlü politikası tam da böyle bir şeydir. Cumhurbaşkanı muhtarlarla toplantı yapıyor. Biz ne Cumhurbaşkanı'nın ne de AKP'nin iki yüzlü politikasına güvenmiyoruz. Neden de güvenmiyoruz? Çünkü o muhtarlarla konuşurken, milletimizle konuşurken, tabiplerle ilgili söylemlerinde, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, ekonomiyle ilgili söylemlerinde iki yüzlü bir politika yürütüyor. Ve yalan söylüyor. Tıpkı dün muhtarlara yaptığı gibi. Muhtarlar toplantısında diyor ki, sizin maaşlarınızı asgari ücret seviyesine getireceğiz, bunun için adım attık diyor. Bunu söyleyeli aylar oldu. Bu adımı nerede attın? Sarayda yürürken attığın adımları sen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na başvuru olarak mı nitelendiriyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir teklif bugüne kadar yapılmadı. Yani sen dün muhtarların gözünün içine baka baka bir kez daha yalan söyledin. Adım attık dediğin politika ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eser yok. Çünkü sen kendin aklında bir şeyi hayal ettiğin zaman yeterli diye görüyorsun. İşte tek adam politikası, tek adam diktatörlüğü tam da budur. Ama sen kendi düşündüklerini dahi hayata geçirmeyen iki yüzlü bir politika uyguluyorsun. O yüzden muhtarlar hala maaşlarını eksik alıyorlar. Sen bütün bu politikaları 3600 ek göstergesinde yaptığın gibi, EYT'lilerde yaptığın gibi sağlık çalışanlarına kendi maaşlarında iyileştirme yapacağı sözünü verdiğin gibi yalan ve samimiyetsizlikle yapıyorsun. İşte biz size yani AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a o yüzden güvenmiyoruz. Ayçiçek ya Türkiye sanki savaşta. Türkiye'de ne olursa olsun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi. AKP iktidarı insanlara bunu böyle anlatmaya çalışıyor. Ayçiçek yağıyla ilgili stokların azaldığını Cumhuriyet Halk Partisi ilan ediyor diyor. Bizim böyle bir söylemimiz yok. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Ticaret Bakanı'na İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak yardım istemiş. Dernek diyor ki stoklarda en fazla Mart ve Nisan sonuna kadar yetecek kadar ayçiçek yağı bulunuyor. Bunun için Rusya'nın ithalat gemilerine izin verilmesini talep ediyoruz ki Türkiye bir sıkıntı yaşamasın diyor. Yani konuyu Cumhuriyet Halk Partisi getirmemiş. Derneğin bu talebini gazeteler yazdıktan sonra konu kamuoyu tarafından bilinmiş. Şimdi siz diyorsunuz ki Ayçiçek yayı ile ilgili bir sorun yok. Sorun Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi kadar başınıza taş düştü. Cumhuriyet Halk Partisi milletten yana. Cumhuriyet Halk Partisi yoksulluğa karşı. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükten yana. Cumhuriyet Halk Partisi üretimden yana söylemlerini yapmaya devam ediyor. Siz iki yüzlü politikalarınıza devam ediyorsunuz. Hem üreticiyi yok ediyorsunuz Türkiye'de, gidiyorsunuz yurt dışında toprak kiralıyorsunuz. Yurt dışında kiraladığınız topraklardan sonra Türkiye'yi ithalata mecbur ediyorsunuz. Rus, Alman çiftçilerini zengin ediyorsunuz ama Türk çiftçisini yok ediyorsunuz. Mazotta verdiğiniz yarı yarıya fiyat yalanını Gerçeğe çevirmiyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Dolar artışı yüzünden benzin artmış, gübre artmış, ton fiyatları artmış. Çiftçiyi yok ediyorsunuz. Ayçiçek yağıyla ilgili topraklarımız var. Ekibini desteklemiyorsunuz. Millet birbirinin üzerine çıkıyor. Üç ay önce beş litrelik ayçiçeği yüz TL, üç ay sonra 320 TL ve siz bunun suçlusu Cumhuriyet Halk Partisi diyorsunuz. Bunun bir tek suçlusu var. Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yüzlü politikası ve AKP iktidarının samimiyetsiz politikalarıdır. Bu politikalarınıza her alanda devam ediyorsunuz. Allah'tan korkunuz yok. Allah'tan korkmuyorsunuz. İnancınızda samimi değilsiniz. İnancınızda samimi değilsiniz. Türkiye'de en ulvi makam bütün dünyanın ülkelerinde olduğu gibi kendi vatanı için kendi toprağı için kendi bayrağı için kendi milleti için şehit düşen insanların mertebesidir. Siz bu ülke için şehit düşmüş olan insanların ailelerine yardım parası topladınız. Ama dün bakan Yanık diyor ki 15 Temmuz paralarıyla ilgili paralar kasada duruyor diyor. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. İnanca karşı samimiyeti olmayan, millete karşı samimiyeti olmayan bu iki yüzlü politikayı bakın bir kez daha biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak anlatıyoruz. 330 milyon lira para ailelere yardım edecek şehit ailelerine diye topladınız. 45 milyon lira para Polis şehitleriyle ilgili topladınız. Ama siz ne şehide ne polise saygınız var. Ne de kendi inancınıza saygınız var. Kendi inancınıza da samimiyetsizsiniz. Topladığınız bu paranın 380 milyon lira civarında olduğunu ve kasada olduğunu söylüyorsunuz. Aradan 4 yıla yakın bir zaman geçmiş. Yahu Allah'tan korkmuyor musunuz? Neden milleti kandırarak şehitler için topladığınız parayı şehit yakınlarına vermiyorsunuz da kasanızda tutarak ranta çeviriyorsunuz? Neden yapıyorsunuz bunu? Siz misiniz inanç sahibi olan? Siz misiniz ahlak sahibi olan? Siz misiniz samimiyet içerisinde politika yapan? Asla değilsiniz. Şehide bunu yapan millete ne yapmaz? Şehide bunu yapan kendi ülkesine ne yapmaz? Vakıf kurdunuz. O vakıfı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit paralarını gündeme getirdiği için vakfı kurmak zorunda kaldınız. Vakfa kendi yandaşlarınızı getirdiniz. Ve hala o para kasada vakıfta diyorsunuz. O para şehit yakınlarının cebinde olması gerekiyor rantı sahibi değil. Paranın sahibi yardım edilen kişilerin şehit yakınlarının cebinde olması gerekiyor ki evlerini satmak zorunda kalmasınlar. Çocuklarının gözlerinin içine bakabilsinler. Ve desinler ki bizim evladımız bu ülke için, bu millet için şehit oldu ama bizim milletimiz bizim yanımızda durdu desinler. Siz milletin şehitlerinin yakınlarının yanında durmasını engelleyen onların toplanan paralarının üzerine oturacak kadar alçalan bir siyaseti güdüyorsunuz. İki yüzlü bir anlayışınız var. Akaryakıt zamları. Akaryakıt fiyatları son bir haftada tam beş kez zamlandı. Diyorlar ki İktidarla ilgili temsilciler televizyonlara çıktıkları vakit. Ya tüm dünyada artış var. Evet doğru ham petrol fiyatlarında artış var. Bize bu ham petrol fiyatlarındaki artış iki kat olarak yansıyor. Eylül ayından bu yana uluslararası piyasada benzin fiyatları yüzde yetmiş yedi arttı. Peki Türkiye'de ne kadar arttı? Türkiye'de tam 211 kat arttı. Neden? Erdoğan'ın muhteşem faiz hikayesi. Dolar Erdoğan'ın faiz fantezisinden dolayı Eylül ayındaki seviyede kalsaydı şimdi 8 lira 8.32 kuruş olacaktı. Ama Mart dolar kuru 14.6. Bu iki yüzlü politika yüzünden benzin bugün 13.94 lira, motorine 13 lira 10 kuruştan alabilecekken bu iki yüzlü politikadan dolayı alamıyoruz. Nedeni? Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz politikası. Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'ın yandaşlarını ve yakınlarını ekonomiyi yönetmede görevlendirme anlayışı. Hatırlıyor musunuz? Damat Bakan vardı. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolarla işiniz mi var? Artış sizi niye bu kadar endişelendiriyor diyordu. İşte bu kafada olan sadece damadı olduğu için o görevde kalan ve insanlara seslenirken de kibirli bir davranışla bakın burası çok önemli deyip kendi gitti sözü bize yadigar kaldı. Ekonomiyi düzelteceğini iddia eden damat ahbap çavuş ilişkisi ilişkisiyle ekonomiyi yönettiğiniz için Türkiye bu sıkıntıları yaşıyor. Bugünden yarına artık bu kuru indiremezsiniz. Ekonomik olarak bu mümkün değil. Savaş daha sürecek gibi gözüküyor. Dış faktörler belirsiz. Şimdi yapılabilecek tek şey belki de topladığınız vergilerle milletin geleceğine gençlerimizin istikbaline yatırım yapmanız gerekirken Bugün yapmanız gereken tek şey vergideki KDV ve ÖTV'yi indirmektir. Sadece bin liraya dolan bir benzin deposunda 276 lira ÖTV, 242 lira KDV ödüyor vatandaşlarımız. Hiç olmazsa yarattığınız bu ekonomik ucube sistemin faturasını millete değil, faturasını kasadan milletin vergilerinden ödeyerek onlardan bu vergileri almayarak millete nefret aldırmaktır. Yapabileceğiniz bugün için tek şey budur. Siz milletten feragat beklemeyin, iktidar olarak feragatta bulunun. Doktorlar, 477 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Komisyonu toplanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu bugün dahil tam dört kez Sağlık Komisyonu'nun toplanmasıyla ilgili başvuruda bulunuyor. Pandemi devam ediyor mu? Ediyor. Savaş var mı? Var. Sağlık çalışanlarının ve doktorların sıkıntıları var mı? Var. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 477 gündür neden Sağlık Komisyonu toplanmıyor? Sağlıkta son iki yılda Değerli arkadaşlarım dokuz bin hekim istifa etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği dokuz bin hekim sağlıkta istifa etmiş. Üç bin hekim emekliye ayrılmış. Üç binden fazla da hekim yurt dışına çıkmış. Bunu biz söylemiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle şeyler söylüyor falan değil mi? Bunu tabipler birliği söylüyor. Hatta resmi rakam olarak onlar Biraz daha azını söylüyorlar ama 2021 yılında 1405 Ekim'in yurt dışına çıkış için belge aldığını doğruluyorlar. 13 şehir hastanesinin 2022 yılındaki kira ve hizmet bedelleri olarak ödediğimiz para Sağlık Bakanlığı'nın yatırım bütçesine yakın. Bu nasıl bir soygundur? Bu nasıl iki yüzlü bir politikadır? Bu nasıl milletin gözünün içine baka baka milleti kandırmaktır? İnsanlar hastanelerden randevu alamıyor. Doktorlar yurt dışına gidiyor. istifa ediyorlar. Bizim bulduğumuz çare, iktidarın bulduğu çare 65 ila 72 yaş hekimleri göreve çağrılıyor. Onlar da kuraya tabi tutuluyor. Eğer bu yeterli olmazsa 75 yaş ve 95 yaş hekimlerini de çağırma ihtimalleri çok büyük. Türkiye'nin doktoru var mı yetiştirdiği var. Sağlık çalışanı var mı? Var. Recep Tayyip onlara ne diyor? Dünyanın hiçbir cumhurbaşkanının söylemediği sözü söylüyor. Giderlerse gitsinler diyor. Giderlerse gitsinler dediği için, milleti itibarsız hale getirdiği için Doktorlar getiriyor, gidiyor. Hastaneler bir avuç yandaşa teslim edilmiş. Bütün toplanan paralarımız onların hizmet bedeli adı altında o insanlara peşkeş çekiliyor. İnsanlar randevu dahi alamıyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yüzlü politikası devam ediyor. Sen Cumhuriyet'in yetiştirdiği diploması olan herkese düşmansın Recep Tayyip Erdoğan. Sen Cumhuriyet'in yetiştirdiği diploması olan herkese düşmansın. Askere düşmansın. Türk ordusunun generallerini hapse attırdın. FETÖ'cü generalleri göreve getirdin. Bu ülkede kalkışma yarattın. Polise düşmansın. Milletin isyanını, kaygılarını dile getirenlere karşı Polise emir veriyorsun, milletten insanları karşı karşıya getiriyorsun, ama polisin hakkı olan 3600 ek göstergesini çıkartmıyorsun. Çünkü samimi değilsin. Çünkü iki yüzlüsün. Çünkü sen bu ülkenin yetiştirdiği askere ve polise düşmansın. Sen sadece bunlara değil, doktorlara da düşmansın söz verdiğin sağlıkla ilgili fiyat artışlarını ekonomik olarak onları rahatlatma sözünü yerine getirmedin. Hatta onlara hiç yüzün kızarmadan bu ülkeyi bırakın gitsinler. Yeni gelen biz hekimlerle yeni mezun hekimlerle bu işi hallederiz diyorsun. Senin mantığında bırak dünyada cumhurbaşkanı senin mantığında ve görüşünde herhangi bir şekilde sıradan hiç kimse yok. Hiç kimse. Sıradan bir insan, hiçbir görev üstlenmeyen bir insan, hiç sorumluluğu olmayan bir insan dahi senin bu söylediğin sorumsuz sözleri dünyanın hiçbir yerinde söylemez. Sen memura düşmansın. Sen emekliye düşmansın. Sen kadına düşmansın. Kendi altına imza attığın bütün partilerin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni yok eden kişisin sen Recep Tayyip Erdoğan. Sen sokakta haklarını ağrıyan kadınlara kadın bizim baş tacımızdır deyip konuşurken onları coplatan iki yüzlü bir politika güden bir insansın. Sen gidersen Türkiye'de çare var. Bu ucube sistem giderse Türkiye'nin bir çaresi var. Türkiye'nin toprağı var. Türkiye'nin toprağını, bereketli topraklarını çiftçilerimize mazotu yarıya indirerek tarımla ilgili bütçedeki yüzde bir payı onlara vererek tohumu, gübreyi biz üreterek ata tohumumuzu biz üreterek biz Rus çiftçisini, Alman çiftçisini değil Türk çiftçisini kalkındırarak hem hazineye hem çiftçiye hem millete hizmet edeceğiz. Üreteceğiz. Kazanan millet olacak. Kazanan Türkiye olacak. Bütün bunlardan sonra sen dün karşı çıktığın uluslararası alanda çok ağır laflar söylediğin ülkelerle masaya oturuyorsun. Dış politikada düzgün olmak lazım. Dış politikada itibarlı davranışlar içerisinde olmak lazım. Dış politikada kendi ülkenin yetiştirdiği diplomatlara güvenmek lazım. Dış politikada verdiğin sözün arkasında durmak lazım. Mısır'a karşıydın Mısır'la biz politik olarak, siyasi olarak ilişkilerini tutman gerekiyor, güçlendirmen gerekiyor dedik. Sen Rabia işareti yaptın. Şimdi Mısır'la masaya oturmak için elinden gelen her türlü diplomatik gayreti göstermeye çalışıyorsun. Neden? Senin iki yüzlü politikaların Türkiye'de, dünyada seni itibarsız hale getirdi. Kimse sana güvenmiyor. Sen şimdi adım atmaya çalışıyorsun. Sen Suriye'de aynısını yaptın. Amerika ile aynısını yaptın. Rusya ile aynısını yaptın. İsrail ile aynısını yaptın. Birleşik Arap Emirlikleri ile aynısını yaptın. Dünyada sana artık güvenen hiç kimse kalmadı. Türkiye'de de güvenen kimse yok. Çünkü yalanla siyaset yapılmaz. Çünkü samimiyetsiz bir siyaset er geç millet tarafından cezalandırılır. Çare Çare bu ucube sistemin kalkmasıdır. Çare layık, demokratik, parlamenter sistemin tekrar Türkiye'de hayata geçirilmesidir. Çare milleti düşünen, kendi köylüsünü, kendi memurunu, kendi askerini, kendi polisini, kendi doktorunu itibarsız hale getiren değil, onları kalkındıran ve ülkesine hizmet etmelerini sağlayan siyasi bir anlayıştır. Teşekkür ederim. Yakından takip ediyoruz. Sondaj gemilerimizi beşe çıkarıyoruz dedi. Bu adım atar bir da sağlar mı İkincisi de yine aday tartışmada bir ilgili bir açıklaması oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenler sistem değişikliğini yok edecek. Parlamentoda yeterli sayımız var mı diye sordu. Nasıl hı hı. <gülüyor> 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 Yalan söylemeye devam ediyorlar. İşte iki yüzlü politik hatam da böyledir sondaj yapacaklarını söylediler. Sondaj oluyor, işte petrol çıkıyor, doğal çıkıyor. Ka yıllar öncesinden bu söylediklerini tekrar ettiler. O gün bugündür herhangi bir şey yok. Ay'a gideceğiz dediler en son. Ay'a ne zaman gideceklerini bekliyoruz. İnşallah giderler, orada yerleşirler. Türkiye'de rahat bir nefes alır. Yerli araba dediler, yerli araba üreteceğiz dediler. Hatta prototipini çıkartıp gösterdiler falan, yerli araba yok. Bu iktidar dedi ki uçak dedi, uçak. Yerli uçaklarımız çok yakında semalarda uçacak dedi. Hayır, yok. Uzaya gideceğiz dediler. İşte biz de uzaya gitmelerini dört gözle bekliyoruz. Bugünkü akar fiyat, akar yakıt fiyatlarının artmasının temel nedeni bunların yalancı, iki yüzlü siyaset bunun dışında herhangi bir şey yoktur. Eğer onlar bu siyasetlerini Türk politikasında hayata geçirmemiş olsalardı, şu anda ayçiçek yağıyla çekilen, benzinle çekilen bu sıkıntılar, gıdada çekilen bu sıkıntılar, bu yoksulluk asla olmayacaktı. Sebep Recep Tayyip Erdoğan'dı, sebep AKP iktidarıdır. İkinci sorunuz neydi? Evet. AKP'nin adayı kim arkadaşlar? Cumhurbaşkanı açıkladı mı? Ben adayım dedi mi? MHP lideri Devlet Bahçeli dedi ki AKP'nin adayı benim dedi. Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Peki onun dışında AKP'de Recep Tayyip Erdoğan ben cumhurbaşkanlığa adayım diye herhangi bir şey söyledi mi? Ben şimdi buradan bakarak milletimin içine söyleyeyim gözünün içine. En az milletimiz kadar AKP milletvekilleri de AKP'ye oy veren insanlar da Recep Tayyip Erdoğan'la bu seçimin alınamayacağını gayet iyi biliyor. Neden? Bu yoksulluğun, neden bu ızdırabın, neden bu üretimsizliğin, neden bu dışa bağımlılığın tek bir e, sebebi vardır? Onu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kurduğu bu ucubet sistemdir. Seçim gündeme geldiği gün, seçim gündeme geldiği gün Millet İttifakı adayını açıklar, koç gibi arkasında durur, verdiği sözleri sadece adayını değil, sadece adayını değil, Türkiye'yi bir yıl içerisinde ekonomik olarak önce milleti nasıl rahatlatacağını, nasıl bir yol izleyeceklerini 27 Mart'ta Millet İttifakı tekrar bir araya geliyor yol haritalarını belirlemek üzere tekrar bir araya gelecekler, tekrar bir araya gelecekler ve yola devam edecekler. Şimdi siz seçimi kanunlarında değişiklik yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi vereceğinizi söylüyorsunuz. Veriyorsunuz yasa önerisini. O yasanın yürürlüğe girmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Bir yıl geçmesi gerekiyor. Ya siz iki yüzlüsünüz, bu yasa önerisini göstermelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirip baskın bir seçim yapmayı düşünüyorsunuz. Eğer öyleseniz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da politikaları da Millet İttifakı'nın seçmeni de millet de hazır sizi göndermeye ne zaman isterseniz o gün sandığı getirin ya da siz bir yıl sonra seçimleri bugün söylediğiniz gibi söyleyerek seçimleri yapacaksınız bir yıl sonra. Bir yıl sonra seçimler yapılacaksa Millet İttifakı'nın adayı da o gün açıklanır. Millet de dimdik arkasında durur ve siz Allah'ın izniyle aya mı gidersiniz yoksa başka bir tarafa mı gidersiniz? Millet huzur içerisinde Türkiye'de yolunu yürümeye ve yaşamaya devam eder. Başka sorusu olan? Şimdi e, tam olarak şudur diyemem ama ekonomi üzerinde de yapacaklar. Bir de e, göreve geldikleri andan itibaren MYK'da genel başkanımızın bizi bilgilendirmesi doğrultusunda söylüyorum. Göreve geldikleri andan itibaren e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki durumunun ne olduğu tespiti çok önemli. Yani ekonomik olarak ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin borcu var? Merkez Bankası olarak durumumuz nedir? Ödemelerdeki sıkıntılar nedir? Bunlar bildiklerimizi sattılar da bilmediğimiz laftılar. Bütün bunların tespit edilmesi gerekiyor. Ondan sonra kaynaklarımızın tespit edilmesi gerekiyor. Ondan sonra Türkiye ekonomisine hızlı dokunuşlar yaparak başta Türkiye'de yaşayan esnafımız, iş insanımız, çiftçimiz, memurumuz, emeklimizi rahatlatacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Millet İttifakı büyük bir ciddiyetle genel başkanlarımız hiçbir siyasi beklenti içerisinde olmadan sadece bundan sonra parlamenter sisteme hangi aşamalarda geçilecek ve Türkiye ekonomik olarak tekrar istikrarlı günlerine nasıl kavuşturulacak bunların çalışmalarını yapıyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum.